Herkese merhaba. Lizbon'dayız. Harika bir doğa. Çok güzel bir şehir. Mutlaka gelin, tavsiye ederim. Ne için geldik? Ford EcoSport lansmanı için. Arkamda da yeni Ford EcoSport duruyor. Lizbon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Ford EcoSport'la beraberiz. Ford EcoSport aslında 2014 yılında piyasaya çıktı ama tabii Türkiye'ye gelmedi çünkü Hindistan'da üretiliyordu bu otomobil. Hindistan'da üretildiği için ayrıca bir ek gümrük vergisi veriliyordu. Bir de Ford Türkiye'deki B kompakt SUV'ların durumuna da bakmak istemiş. Bir de fiyat da pahalı gelecek. Onun için o 2014'te çıktığında bize gelmedi. Şu an 2017-2018'in ikinci çeyreğinin sonlarına doğru geleceğini söylediler. Hindistan'da falan halbuki var. Bayağı da orada satış rakamları fena değil diye biliyorum. SUV segmentinde tabii gitgide artıyor talep. Yani eskiden 2007 yılında %12'lerde olan talep şimdi %27'lerde. Yani gitgide artıyor. Onun için markalarda tabii bunu artık kayıtsız kalamıyor. Mutlaka bir SUV araçları olmak zorunda. Hatta Subaru biliyorsunuz artık ben SUV üreten otomobil firması olacağım demiş. Üzücü tabii. Şu iki günlük izlenimlerimi aktarayım size. İç mekan Fiesta aslında. Fiesta'nın yükseği gibi ama hayli yüksek. Çünkü oturuş pozisyonu da yüksek bir otomobilin. Yani koltuğu en alta indirmeye kalktım. Yok, kadınlar bayılır bu arabaya. Bayağı yüksektesin. Sanki hiç B segmenti SUV gibi değil de bayağı böyle işte 3008'di, Grandland X'ti falan hani o tarz böyle bayağı yüksek bir sürüş pozisyonu var. Biraz o beni şey yaptı. O ben alışkın değilim o kadar yüksek oturmaya. Çok yüksekte hissediyorum kendimi. Ama dediğim gibi bunu sevecek çok insan var. Onun haricinde saklama gözleri falan gayet güzel. Kapı içleri iyi yapılmış. Tabii bunda en güzel özelliklerinden biri bu en dolusu. Bir de bu Türkiye'ye daha sonra gelecek bir model. 6 litre manuel, 4 çeker, dizel versiyon. İşte Bang & Olufsen falan var. O zaten var bize gelen modellerde de. Ses bayağı iyi. Yani ses gerçekten... Fiesta testinden de biliyorsunuz zaten. Artık Ford bizi dinlemiş ve düğme kalabalığından mümkün olduğunca kurtulduk diyorlar. Gerçekten de öyle. Burada daha minimalist, sade bir orta konsol var. O eski mesela S-Max gelmişti nasıl? Ha, full düğmeydi böyle. Ondan kurtulduk diyorlar. Kurtulmuşlar gerçekten de. Burada otomatik klimanın basit ayarları var. Zaten 8,5 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Artık elinizle de böyle iPhone gibi o kullanabiliyorsunuz. Gayet ses falan iyi, kullanışı iyi. Sadece benim eleştirim şu ana ekrandaki renkler pek hoşuma gitmiyor. Şimdi gerçi gece modunda, gündüz modunda dediğim gibi öyle çok sevmiyorum. Arka yaşam alanı böyle bir otomobil için hiç fena değil. Benim boyum işte biliyorsunuz 1.76. Gayet seyahat edebiliyorsunuz arabanın içinde. Yol alabiliyorsunuz. Koltuklar bu arada bu ST-Line donanımlı en dolu versiyonu. Kırmızı dikişli işte ortası alkantara falan. Gayet şık bir koltukları var. Rahat koltuklar. Bu ST-Line'la birlikte direksiyon da kırmızı dikişli geliyor. Hani bu zaten EcoSport'un amacı biraz şey. Dört çeker bir de ya. İşte sportif yaşamayı seven, şehirli. Artık konsept o biraz şeylerde. İşte C3 Aircross'ta falan da öyleydi de o kafada yapıyorlar arabaları. Tabii Türkiye'de ne kadar insanlar aracı kullanıyor? Dediğim gibi Türkiye'de insanların tek atımlık kurşunu oluyor. Onun için az yakacak, çok kaçacak, bilmem her şeyi yapması gerekiyor arabanın. Konfor nasıl? Konfor yol gürültüsünü gerçekten azalıyor. Diyeceksiniz ki Avrupa yolları güzel ondandır. Hayır, kötü yollara da girdik. Yol gürültüsünü çok beğendim. Dün kullandığımda 18'lik jant vardı. Şu anda bunda 17'lik jant var. İkisini de beğendim.
Bunda 205-50-17 var. Öbüründe de 215-40-18 vardı. O tabi daha sertti. Şimdi bu daha da konforlu. Rüzgar yalıtımı ve darbe yemişi gayet güzel. Ama 120'de falan hem B sütunundan hem de şu büyük aynalarından rüzgar sesi geliyor yani. Böyle bir ıslık gibi. Gelelim motorlara. 1.5 dizel var, 125 beygir, 300 tork, 6 ileri manuel, vites oranı iyi. 6. viteste 2000 devirle 120'leri falan yapıyor. Hani gayet uzun yolda da kullanabilirsin. Performans olarak da hiç fena değil. Bu motor çok güzel. Yani bu yeni motor gerçekten iyi işler çıkarıyor. Bayağı hoşuma gitti. Yemekte mühendislerle beraber konuştuk. Mesela alt devirleri güzel, üst devirlerde biraz dedim hani daha geç tepki veriyor. Yazılım çalışmalarımız devam ediyor dedi. İyi yakaladın dedi hatta. Öyle de bir detay vereyim. Daha hala üstünde çalışıyorlarmış. Tabii tüketim 1.5 dizeli 2 gündür kullanıyoruz. Yaklaşık 200 kilometre falan yaptık. Şöyle söyleyebilirim. 120 sabit gittik. Şehir içi dur kalk, işte çekim şu bu. 7.2 yaktı. Çok çok az değil. Daha az beklerdim aslında. Bu mesela başka bir araç. Buradaki ortalama da 7.2. Demek ki doğru yakmışız. Yani aynı şeylerde kullanmışız. Şöyle size 0-100 de göstereyim. Güzel, akıcı gayet. Bir de fren yapalım. Hemen dörtlülerini de yaktı. Üzerinde Goodyear'lar var. Efficiency gripler. Gayet güzel, akıcı, dengeli durdu. Hiç arkası falan oynamadı. Pedal hissi de güzel bu arada. Bu otomobil 4 çeker arkadaşlar. Akıllı 4 çeker sistemine sahip. Hatta burada göstergede ekranı da var. O ekranda gösterebiliyorsun. O bayağı hoş duruyor. Akıllı 4 çekere bastığın zaman şu an mesela az bastığında 4 tekere de güç veriyor. 3. testteyim, tam bastım. Şu an önler, hatta arkalar da 4'ü de asılıyor. Tabii 4 çeker olmasının da performansa 0-100'e yani biraz dezavantajı var ama birkaç virajda zorladım. Ya ESP devreye giriyor tabii ama 4 çekeri hafif hissediyorsun. Yani karda marda işte böyle zaten markanın da dediği hafif arazide baya baya işinizi görür. Böyle dizaynda top gibi tatlı bir dizaynı var böyle. Hem yuvarlak top gibi bir dizayn hem 4 çeker falan. Güzel kombinasyon. Tabii EcoSport'un en belirgin özelliğinden biri, belki de kiminiz sevecek, kiminiz sevmeyecek, arka bagaj kapağı yukarı doğru değil, yana doğru açılıyor. Şimdi şöyle, mesela bir direğe yakın park ettim. Şimdi yukarı doğru açılsaydı da kullanamazdım. Yana doğru açınca daha rahat kullandım. Ama Türkiye'de şimdi biz dip dibe park ediyoruz falan, bazı durumlarda yukarı açılması daha avantaj. Yani 50-50 diyebiliriz o durum için. Mühendislerle de konuştum. Niye yaptınız böyle bir şeyi? Ya çok sorduk, soruşturduk dedi. Seven de var dedi. Yadırgayan da var dedi. Ben dedim keşke iki türlü yapsaydınız. Çift menteşe hem yukarı açılsaydı. Bir tuşla yukarı, bir tuşla yan. O da maliyet tabii. O da dedi yani biraz deneyip göreceğiz. Ama hani şu an olumlu tepkiler de var, olumsuzlar da var ama bu arabanın da biraz karakteri gibi düşünün dedi. Öyle de hakikaten güzel, böyle şey, eski jipler gibi böyle. Bagajında çift bölme var. O çift bölme de ikinci bölme bayağı dayanıklı. Honeycomb dizaynından böyle karton, birim başına 300 kilo mu dayanıyormuş? Öyle bir şey, bayağı dayanıklı bir ara bölme var. O ara bölme bayağı işinize yarar. Sonuca gelecek olursak, bu ilk sürüş deneyimlememizden. EcoSport daha değerlenmiş, toplanmış. Arabanın aslında %80'ine kadar değişiklikler mevcut. Zaten iç mekan Fiesta gibi,
malzeme kalitesi yerli yerinde. Bu malzeme kalitesini sevmeyen de var. Ya o ticari hissi alıyorum hep diyen de var ama hayır, bence bu son modeller güzel oldu. Eski ilk Focus'larda, o Focus 2'lerde falan alıyordun o gri plastiği ama burada öyle değil. Burada gayet yerli yerinde. Fiyatlar tabii belli değil ama benim tahminim, hadi tahmin edelim. Bu ilk sürüş söylemedilerdi, zaten söylemezler. Bu ST ile bence böyle 126.600, 129.900 falan, 132.500. Ben o civarlarda düşünüyorum Endolu ST line'ı. İşte 1 litre benzin otomatikte 112.600 falan. Sallıyorum tamamen. Bakalım yani, ama hani destekli sallıyorum aşağı yukarı. Bakalım ne fiyatlarda olacak, göreceğiz. Bu ilk sürüşümüzden böyleydi arkadaşlar. Daha detaylı test ederiz mutlaka. İstanbul'da da geldiği zaman uzun uzun. Burada böyle tadımlık size hissettiklerimi anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.